Bismillahirrahmanirrahim. Aldı bilen alemlerden Rabbi Allah subhanahu ve teala'a hamdu sana ve süyümlük Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge en güzel durut salamlarımızı yolluğa dekin. Kadirli kıyırındaşlar, Tarık-ı Nazar programımızın 8. sahne anlaşanlarını kızgın karşılamız. Biz bu programımızda Şarkı Türkistan'ın milli azatlık rehberlerinden merhum Muhammed İmin Buğra'nın Şarkı Türkistan tarihi namlık kitabını dikkatinlerine sunuvadımız. Biz ötken kıtımkı sahnımızda Şarkı Türkistan'ın hususi tarihi diyen çoğun babka yani ikinci kitabının ikinci babı da ve onun küçük bab isim olsa Şarkı Türkistan'ın kısıkçı coğrafiyesi diyen yerimiz kep doktuğanduk. İnşallah bir gün muşu kaygan yerimizden başlap huzurunlarına sunumuz. Mikrofon aldı da kıyırındışınlar Abdullah Yılgun. İkinci bab Şarkı Türkistan'ın hususi tarihi. Tarihi malumatlarını başlaştım burun Şarkı Türkistan'ın coğrafiyesini kısıkça gözden geçirişini paydalık gördüm. Çünkü tarihinin kılavuzi yani yol körsetküçüsü coğrafiyadır. Şarkı Türkistan'ın kısıkça coğrafiyesi. Şarkı Türkistan Asiya kıtasının otursuğu caylaşkan kenri bir ülke. Dünya haritasındaki orni 34 derece 25 minut ve 49 derece 30 minut şimal, 73 derece 25 minut ve 96 derece 46 minut şarıkta bulup, şarık tarafta Çin ve Moğolistan, şimalda Sibirya, Kazakistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri, garipte Özbekistan Cumhuriyeti ve Afganistan, canupta Keşmir ve Tibet'ki tutuşudu. Yer kölümü. Yer kölümü 1.640.000 kvadrat kilometre bulup, bunun içinde tekli mekan çölü 445.000 kvadrat kilometre, Kumul çölü 50.000 kvadrat kilometre, Altay çölü 56.000 kvadrat kilometre, Altay şehirdeki parçı çöller 550.000 kvadrat kilometre, Yalıngaç ve Mızdağlar 155.000 kvadrat kilometre. Elbette bu yada asıl tıp kuşka tigişlik bir nokta var, kadirlik anlayışçılarımız. Vatanımızın yer kölümü hakkında elbette bir kaç çıxıl göz karışı var. Belki merhum abdurumuz mu nurgun tekşürüşlerden kiyin bu şekilde sanbagan buluşu mümkün. 1 milyon 640 min kvadrat kilometre deb. Lekin nurgulgan Şarkı Türkistan davası kılıvatkan şunakla başka tarihi materyallarda mı bizimki kitaplarımızda bolsun. 1 milyon 828 min 418 kilometre hikayelikini nurgun haritlerdi mi, nurgun dava kılıvatkan teşkilatlardı mı, bunu deb kilovatımız. Bu rakamını hem tilgi elif kuş gerek yani 1 milyon 828 min 418 kilometre. Şunun için bunu mu tilgi elif kuş zürür deb tilgi koydum. Hoş, şimdi kitabımız kaysak, bu cami 761 min kvadrat kilometre yer, insan ya ki hayvan yaşaş mümkün bulmağallıktın, iktisadi cihetin paydasız bir kısmı hesaplandı. Kalgan 879 min kvadrat kilometre kısmının 17 milyon 62 651 mu, yani 1 milyon 66 416 hektar terilgü yer. 867.775 kvadrat kilometre yaylak ve ormanlıktır. Kadirlik anlayışçılarımız bu yerde mi mesela Abdurbiya'da 761.000 kvadrat kilometre yerini insan ya ki hayvan yaşaş mümkün olmağalıktır. İktisadi cihette paydasız bir kısım hesaplandı deb tilga alan kitapta. Ama şunu bugün bugünkü kündün künge tepilgan hemimiz gibi malum boğan hemimiz hazır bilgen bütün dünyamı bilgen malumatla karaydıgan bolsak bu meyli Altay'da bolsun tekli makan çöllerinin astıdaki nefet, tabii gaz çıkıp getken san sanaksız bu baylıkla yani bugün Hıttay'ını çünkü ola köre antıbatkan bir iktisat menbesinin bir altın deniz olup getken bir yerde bu yerden çıkıp atkan baylıkla haddi hesapsız baylıkla bağlıqı hemmezge malum. Şuna bunu mu gözün sağıtkılması gerek? Hem de nüfus meselesi gelsek,
Şarkı Türkistan'da bugün geçe ilmi usul bilen bir nüfus sanaş işi elip berilgani yok. 1945 yılı Sakçı İdarisi umumi nüfusunu 4.10.925 kişi edip ilan kılgan. 1946 yılı bunu 4.879.708 edip körsetken. Bu sağlık malumatlarının hiçbiri tuluk bir istatistik kımmetke iyi emez. Milletin nüfusunun bu sandın kat kat artık işgallik de şübhe yok. 1946 yıldaki sanığa asasen Türk aymakları umumi sanının 90%'ini, Xitay 4.40%'ini, Tungan 2.6%, Mongol 1.31%, Şive, Sulan, Manju ve Rus bu 4 millet 1.23%'ini teşkil kılıdı. Her 10 kvadrat kilometrge 14 kişi doğru kılıdı. Bu elbette ilgiriki şu tarihteki nüfusu göre hesaplanan mesele. Hoş, hem de tağlar. Pamir tağları yurtun gharbi çigrisi de bulup, Otur Asya tağlarının anısı hesaplanıdı. En igiz yeri bulan tağ Dumbaş, deniz yüzeden 6318 metre yükseklikte. Karakurum tağları Pamir'den başlanıp, yurtun gharbi canıp çigrisini kaplaydı. En igiz yeri İğil Depsen, deniz yüzeden 8548 metre igizlikte bulup, Dünya boyunca ikinci orunda durdu. Everest çokkısından 229 metre tüven. Karangu tağ Pamir'den başlanıp yurtun canubi çigrisini kaplaydı. En igiz çokkısı tağ ata 7371 metre. Altın tağ Karangu tağdan 82 derece şarkı şimalığı sozulup içki Çin'e kirip gitti. En igiz çokkısı Kıkır tağ 4068 metre. Tanrı tağları Pamir'den başlanıp Garip ve Garbi Şimal'da Garbi Türkistan ve Kırgızistan arasında çigralık hizmette bulup, Han Tanrı çokkısını tartıp, yurtunu Canup ve Şimal iki kısımına bölüp, Toğru Şerik kıkarıp uzap gidiyordu. En igiz çokkısı Han Tanrı, 7137 metr. Kuruk Tağ, Tanrı Tağlarından baş eğmede ayrılıp, Şerik Canup tarafı silip gidiyordu. En igiz çokkısı Elsin Tağ, 2554 metr. Cungariya Alatağ, Gulji vilayetinin şimalıda bulup Şarkı Türkistan ve Kazakistan çigrasıdır. En igiz yeri Kök Atan, 2800 metr. Tarbagatay tağları, Çöcek vilayetinin şimalıda bulup Kazakistan çigrasıdır. En igiz çokkısı Savur Mızdığı, 3662 metr. Altay tağları, Altay vilayetinin şimal ve şarkıda bulup Şarkı Türkistan, Kazakistan ve Moğolistan arasında çigra teşkil kılıdı. En igiz çokkısı Biyaluka 4540 metr. Muhim deryaları Terim deryası Bazılar buzup Tarim dep ataydı. Türkistan'ın en uzun deryası bulup uzunluğu 910 kilometr. Karakurum tağlarından başlanıp Terim Lop külüge tökülüdü. Xoten deryası, Aksu deryası, Çerçen deryası ve Könçi deryası bunlar 6 şehir dairesindeki deryaları bulup Terim deryasının baş tarmaklarından ibarettir. İla deryası, bunu zamanımızda İli deryası deyip ataş adet bulgan. Tanrı dağlarından başlanıp Balkaş külüge tökülüdü. Suyunun köplüğü bilen birinci uğrunda durdu. İrtiş deryası, Altay dağlarından başlanıp Şimali Muz denizge tökülüdü. Şarkı Türkistan'da bulardan başka çok küçük ikin suları mu hele köp. Hava kelimati, asasen mütedil bulup, Cenubdaki tüz yerlerde en yüksek ısık 38 silsiye gradus. Şimaldaki tüz yerlerde 33 silsiye gradus. Deniz yüzeden tüven bolgan turpan oymanlığı da 44 silsiye gradusluğumu üstüge çıkıdı. Tağ eteklerdeki ısıklık derecesi tekhimi tövendir. Yüksek çaylardaki ısıklıkların nöldün tövenge çüşü bek az görüldü. Yığın, kar, yağmur, cenubdaki tüz yerlerde bek az yağıdı. Hatta yıl boyu hiç yığın yağmaydıgan yerler mi var? Ama şimali vilayetlerde ve tağlıq caylarda yeterlik yığın yağıdı. Umumən yıldın yılgı kurğakçılık artmaqda. İqtisadi vəziyet. Şarkı Türkistan başka Asiya memleketlerdek ziraat memleketidir. Muhim məhsulatları buğday, arpa, gürüç, konaq ve başka her xil açlıq ve yağlıq dallarıdır. Mötedil bəlvağının her xil yemişlerden üzüm, alma, anar, əncür, örük, şaptul, neşbüt, Amut, yanak, kava, kapak, badam, koğun, tavuz, her xil ot yaş ihtiyacı yetkidek çıkıdı. İqtisadi ziraatları bolsa paxta, kendir ve çigi qatarlıqlardan ibarettir.
İkinci iqtisadi mənbəsi çarvıcılıq bulub, at, kala, qoy, öçkə, tögə, qeçir və eşəklərdən 18 milyon çarvı mal var. Bunlardan elindiğən teri və yonmu mühim iqtisadi mənbə hesablandı. Kan, altın, kümüş, tümür, mis, qoğuşun, wolfram, molbidin, arsenik, gungurt və grafit qatarlıq mədəllər mol bulub, bunlardan bəziləri hazırgıca konu usullar bilən qezib çıxırılıdı. Bunlardan köp raqı texçə yer astıda kömülüb yatmaqda. Əlbəttə bu yadımı bir qoşumcu qoyub qoyuş gərək, Abdur yazğan bu kitabını yazğan məzgirlər bilən bugünkü zamanımızın seliştiriş əslə mümkün emez. Yani bugün çıxıb atqan baylıqla, həm kündü günüge içilib atqan, həm Xitayının yötkəb keçiş sürətinin tizlikidi şəkildə bu tərəflərdən qarğa vaxtımızdı mı? Yani hesabsız, hətta bu yad tilgə elinğən din nəçə 10 həssə artıq baylıqla uraniumdan tatıb çıxıb atqanlıqı bugün dünya həmməsi bildiğən bir həqiqət ikəlləgini unutmasığımız gərək. Hünər sanayət. Şərq Türkistanda hər xil xam əşya intayın köp olsunmu, bugün gecə maşinlaşqan sanayət qurulğunu yox. Asasən qol sanayət ya ki yerim maşinlaşqan usul bilən yipəkçilik, toqumçılıq, teriqçilik, zilçi geləmçilik, zərgərçilik və başqa addi sanayətdən ibarətdir. Ticaret. Taşqı ticaret Xitay, Sovet, Pakistan ve Hindistan bilen bulup, tavarlar yipek, paxta, yun, tere, tirik mal, yani hayvan, gelen ve kuruk yemişten ibaret. Alıdığan mallar bolsa, her xil maşina, avtomobil, kiyimlik, rəx, dora, boyaq, çay, zinnet buyumları ve başka pişik mallardır. İçki ticaret, canıbdan kol sanayet mahsulatlarını şimalığı yötkep setişten ibaret bulup, köp əhmiyeti var. Xoş, əmdə Şərq Türkistanın tarixi dəvirləri deyən babıq gəldik. Şərq Türkistanın milattın ilgiri 2000-ci yılı da tümür və mis dəvrinin zamanısıqı layiq ən yuqarı basqıçqı yetib gəlgəlikini və qoşni dövlətlərgə tümür və quyuç, yəni polattın nərsi gərəklər yasab satqallıqını bilimiz. Şərq Türkistanın tarix dəvrəgə kirişini əniş uçaqlardan başlanğan bu işi mümkün dəb tonusaq mı? Əfsus ki, bunlarını toğırlaydıqan, yəni ispatlaydıqan vəsiqələr texçə oturuğa çıxmadı. Şunlaqlı Şərq Türkistan tarixi haqqıda əstaydıl bir ilmi təkşürüşmü başlanığını yox. Şuna bugünkü tarixi materiallarına qarab, Şərq Türkistanın tarix dəvrəgi kiriş zamanını milattın ilgirki 7-ci əsrdən burun başlanığan dəb təxmin qılımız və tövəndikcə 5 dəvrəgi bölüb közdün keçirimiz. Birinci, rivayetler ve kadimki edebi eserlerine göre kadimki tarih devri. İkinci, Hun Birleşme Devleti'ye koşuluştan ilgirki devri. Üçüncü, Hun Birleşme Devleti'ye koşulgandan tartıp, İslam devrigeçe bolgan arlıqtaki devri. Törtüncü, Şərq Türkistan xallarının İslam dinini kabul kılgandan kiyinki devri. Beşinci, Manju istilasının Şinşisay hakimiyetigeçe ötken devri. Xoş, əmdi birinci bölüm rivayetler ve edebi eserlerine göre Şərq Türkistan'ın kadimki tarihi. Türkistan'da miladiden birkaçı əsr ilgirki zamanlarda büyük devletlerinin kurulğanlığı rivayetler, edebi eserler ve zamanevi tədqiqatlar bilen ispatlanğan. Fakat bu devletlerinin isimleri ya ki sani qanda kurulğanlığı haqqıdaki rivayetler ve şununğa oxşaş materiallar bək az. Həm de bunlar bir-birige zid kilidu. Bu devirlerge ait asas mənbə bolğan arxeologiyelik tədqiqatlar Türk yurtlarda bulubmu Şərq Türkistan'da bək az əməlgə aşırıldı. Onun üstüge qolğu gəlgən materiallar üstüdə digendek ilmi tədqiqatlar elib berilmedi. Şunun üçün qədimki tariximiz haqqıdaki məlumatlar ilim sahası da özüge yarışa oranığı erişkini yox. Şunlaq bolsunmu Türkistan'dan o devirge ait hazır bar materiallardan elinğan məlumatlarının qimməti İran'nın Pijdadyan əfsanələrindən Hindistan'ın vidalarından, Çin'nin 5 imparatorluk 3 sulali hikayelerinden, Roma ve Yunan efsanelerinden köp üstün durdu. Çünkü bu memleketlerinin başlangıç tarihi ve kaderi akılığı doğru gelmeydiğen hurapat ve efsaneler, tabiat kanunu uygun bulmağan mübalığa ve hiyali tasavvurlar bilen tolganlıkını görürüz. Ve halen ki Türkistan'ın en kadimki devirlerine ait bulan tarihi malumatlarda ondaq mübalığa uçurmaydı. Bu axtı kulumuzga kelgen edebi rivayetler ve başka vesikalardan mühterem kitabxallarga kısıkçı malumat berimen. İran rivayetleri. İran'ın tarihi rivayetlerine karganda milattın 2700 yıl ilgiri Türkistan'da Turan degen çoğun bir devlet bar idi. İran bilen bu devlet arasında yıllarca devam kılgan uruşlardan kin Turan devleti İran ve Gərbi Asiyanı özüge koşu olgan bolsumu
keyinçe mağlup bulup çekinip çıkıp ketken. İran şahlarının Feridun ve Munu çehre bilen Turan Hakani Aprasiyap otursa da devamlı uruş bulup durattı. İran şahı Nozer'nin zamanısı da Aprasiyap 40 bin kişilik bir koşun bilen İran'a besip girip Nozer'ni öldürüp İran'ı kolga kirgizdi ve 12 yıl hüküm sürdü. İran'da yüzbergen iğir kurgakçılık apeti ve arkasından gelgen açarçılık sebebinden İran'ı taşlap çıkıp ketken Zap ve Keykubat Katarlık İran şahları mı Aprasiyap bilen birkaç kıtım uğraşıp Aprasiyap'ını çekindirgen. Keykavus destlepte Aprasiyap'a boyusunup baj tölep dostluk bilen ötken bozumu kiyin arıları bozulup köp kan töküldü. Keykavus'un oğlu Siyavuş'ni Aprasiyap destlepte özüge küyoğul kılvalgan bozumu kiyin onu öldürüvetti. Siyavuş'tan kiyinki İran şahı bilen Aprasiyap otursa da birkaç çoğun uğruşlar boldu. İran Aprasiyap'tan uğruş meydanında intikam alalmay, mehbi adam yollap Siyavuş'nun Türkistan'da tuğulgan oğlu Keyhusrav'ni elip kaçtı. Keyhusrav İran tahtiga çıkkandan keyin dadısının öçünü eliş üçün milattan burunki 530. yili Aprasiyap'a karşı uruş elan kıldı ve bu uruşta mağlup boldu. Milattan burunki 529. yili İranlıklar Aprasiyap'ni bir yüşürün suikast bilen öldürdü ve şunun bilen Keyhusrav Türkistan'ın gharbi kısmını Öğrü tepegeçe besip aldı. Yunan kitaplarda bu cayını Kropolis dep ataydı. Bu hadisi neticesi de Türklerinin iştibakı bozuldu. Lekin Türkler pürset tapsıla Keyhusrav besip algan caylarına hücum kılıçını devamlaştırıp durdu. Lehra sırıp zamanısıgı gelgende Türkler yeni birleşip İranlıklarını Ögüz yani Amu deryasının garip yakısıgı kadar haydep çıkardı. Lehra sırıp bütün hayatı boyunca rivayetlerine karaganda 120 yıl Türklerden müdafiye kılış üçün Belek şehirde turgan. Kiyince Türk Hakani Ercasip İran'a hücum kıldı ve bu uruşta Lehrasip öldü. Ornığı tehtki çıkan Giştasip Ercasip'e baş selik tölep onun kol asıda İran'ı idare kıldı. Bu ceryanda İran'daki otkuşu kundağın ateşperestliğinin icatçısı Zerduş'un teşviki bilen Giştasip Ercasip'ni bu dini davet kıldı. Bununla gazeplengen Ercasip uruş elan kıldı ve uzun devam kılgan uruşlardan keyin Giştasip mağlup buludu. Ercasip onun kızlarını göre elip Türkistan'a elip gidiyordu. Ahırda Giştasip'nin oğlu İspendiyar bir suikast bilen Ercasip ve devlet katlılarını öldürdü. Şunun bilen Türkler ta İskender'nin İran'ını besip alganlığı kadar İran'a hücum kılalıgıdak bir küçülük devlet kuralmadı. Yukarıki ekvallardan biz bu 2000 yıl zaman içindeki Türkistan Hakanı'nın Aprasiyap diyen isim bilen atılıp kelgenlikini körümüz. Yani şunu mu alaydı körüstüp ötüş lazım ki İran rivayetlerine karganda bu Aprasiyap diyen kişinin bir kişi işgenliki inik. Lekin Keyhusrav zamanısındaki Harizm uruşu da büktürme yani yüşürün suikast bilen öldürülgen Türk Hakanı'nın isminin İranlıklar etkandak Aprasiyap işgenliki başka menbelerde mu ispatlandı. Bunun ilgiriki Türk hakallarını Aprasiyap deb ataş rivayetçilerinin hatası bolsa gerek. Kadirli qerindaşlar, vaqt itibari bilen Tarihi Nazar programımızın 8-ci sanını müşerde ahırlaştırmız. İnşallah biz Asur rivayetleri diyene geldik. Aldığımızdaki sanda Rabbim ömür bense Muşu kegen yerimizin başa bir yana devamlaştırımız. İcabetlik dualarınlarda bizler üçün hem dua kılışını unutmamak ister. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.